Işıl Savaşan'ın sorusuyla başlayayım. Eski ve yeni ticaret kanununa göre nakdi ya da iç kaynaklardan sermaye arttırımında bir sınırlama var mı? Örneğin 500 bin liralık sermaye en fazla 10 kat arttırılabilir mi gibilerinden bir soru var. Hayır, bir sınırlama yok. Yani şirketinizin ihtiyacı olan miktarda nakdi sermaye arttırımını her zaman için yapabilirsiniz. Bu sermaye arttırımını nakdi de yapabileceğiniz gibi iç kaynaklardan da yapabilirsiniz. Neleri iç kaynaklardan ekleyebilirsiniz? Yedek, örneğin serbest yedek akçelerinizi ekleyebilirsiniz. Kanuni yedek akçelerin serbestçe tasarruf edilebilecek kısmını ekleyebilirsiniz. Bir de bilançodaki vergi kanunlarına göre oluşturmuş fonları ekleyebilirsiniz. Ama yedek akçeler hariç bilançoda diğer kanunlara göre oluşturulmuş özel fonlarınız varsa bu fonları sermaye eklemeden nakit sermaye arttırımı yapamazsınız diyor ticaret kanunu. Bunun dışında bir üst sınır olarak bir sınırlandırma söz konusu değil. Evet. Yine de bir eksiğim olursa değinirim. Bir diğer soru Sayın Emine Usta'dan gelmiş. Bu da benzer yönde bir soru. Gayrimenkul satış karı ve yenileme fonunu sermaye ilave etmeden nakit sermaye artışı yapılamaz mı? TTK ve Mali İdare açısından açıklarsanız sevinirim demişler. Gayrimenkul satış kazancı dolayısıyla oluşturduğumuz o %75'lik fonu eğer nakit sermaye artırımı yapacaksanız sermaye eklemek zorundasınız. Ticaret kanununa göre, vergi kanununa göre, vergi yasalarına göre sermaye eklersiniz veya eklemezsiniz. O vergi hukuku onunla ilgilenmiyor. 5 yıl o fonun bulunmasıyla ilgileniyor sadece. Sermaye isterseniz ekleyebilirsiniz diyor kurumlar vergisi kanunu ve genel tebliğ, ama isterseniz eklemezsiniz. Ama ticaret kanununu, o fon var olduğu sürece o fonu sermaye eklemeden nakit sermaye artırımı yapamazsınız diyor. Ha, o zaman da ben ne yaparım? 5 yıl beklerim, 5 yıl sonra da o fonu dağıtırım sermaye eklemek istemiyorsam. 6. yılda nakit sermaye artırımı yaparım, ama 3. yılda yapmak zorunda kalıyorsam sermaye eklemek zorundayım. Bilare belki sermaye azaltımı yaparak onu düşürebilirim. Yenileme fonuna gelince, yenileme fonunu sermaye ekleyemezsiniz. Çünkü neden derseniz, yenileme fonu bir iktisadi kıymetin, satış kazancının, o iktisadi amortisman tabi iktisadi kıymetin yenilenmesi, yani yeniden oraya harcanması, zaten amortismanlarla itfa ediyoruz ya, yeniden oraya harcanması amacıyla ayrılmış bir fondur. Yenileme fonunun hiçbir zaman için sermaye eklenmesi benim kanaatime göre mümkün değildir. Ha tabii mümkündür, yapabilirsiniz, ama yaparsanız o noktada yenileme fonunu kurumlar vergisine tabi tutmanız gerekir. Çünkü yenileme fonunda amortismana tabi iktisadi kıymet satış kazancını vergi dışı 3 yıl tutuyorsunuz. Dolayısıyla bu 3 yıl içerisinde isterseniz kar diye de dağıtırsınız, isterseniz o fonu bozarsınız, isterseniz sermaye eklersiniz, ama bunu yaptığınız anda 3. yıl beklenmeden vergiye tabi hale gelir. Sayın Sevgi Budakoğlu'nun bir sorusu var. 170 istirak satış kazancı istinasına yararlanarak yapılan satışta 175'i fona alıyoruz diyor. Fiili olarak da bu paranın bankada fon hesabında durması gerekir mi? Hayır. Fonun bilançoda varlığını koruması gerekir. Yoksa bu para fiili olarak tabii ki işletmenin çeşitli faaliyetlerinde, aktivite içerisinde kullanılacaktır. Yani ben 175'i fona aldım, hani çekmeceye koydum veya bankaya yatırdım, kilitledim çekmeceyi, 5 yıl sonra açacağım diye öyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki bu para kullanılacaktır işletmede. Ama o fon bilançonun pasifinde varlığını sürdürecektir. Yani o fona tekabül eden parayı kar diye de dağıtamazsınız. Veyahut da o fonu yok edip yarın öbür gün kazancın içerisinde 5 yıllık süre içerisinde dahil edemezsiniz. Yoksa paranın kullanılamaması diye bir şey söz konusu değil. Örtülü sermaye, yine Sayın Budakoğlu'nun sorusu, örtülü sermaye hesabı geçici vergi döneminde de yapılacak mıdır diyor. Evet, yapılacaktır. Örtülü sermayeye tekabül eden faizlerin, kur farklarının, maliyetlerin gider yazılamaması olayı geçici vergi dönemleri içinde söz konusudur. Zaten bir sayılı kurumlar vergisi genel tebliğinde Maliye Bakanlığı da bu yönde açıklama yapmıştır. İlginç bir soru Sevgi Hanım'dan geliyor yine. Madem ki diyor, İştirak hissesi veya satış kazancında kazancın %75'i fona alınıyor ve vergiden istisna. O halde benim diyor bu işlerle ilgili noterde ödediğim damga vergisinin %75'inin de vergiden istisna olması gerekir
gerekmez mi diyor, ama her vergi kanunu ayrı. Yani damga vergisi kanunu bu konuda herhangi bir istisna getirmemiş. Bu nedenle kurumlar vergisinde kazancının %75'ini vergiden istisna ediyorum diye bununla ilgili diğer vergilerin veya damga vergisinin örneğin %75'i de vergiden istisna olacaktır diye bir yorum yapamayız. Her vergi kanunun ayrıca bu konuyu düzenlemesi gerekiyor. Bir diğer soru, anonim şirketi yurt dışındaki ortaklarından hizmet alıyor. Bu faturanın ekinde hizmeti veren kişiler, çalışma saatleri, bilim fiyatları hepsi geliyor diyor. Bu tamam, bunlar doğrudur. Ayrıca transfer fiyatlandırması raporu hazırlayacağım mı deniliyor. Hazırlanılacak. Çünkü neden? O gelen birim fiyatların veya o kişiyle ilgili çalışma yapan kişi ve saat sayısı ve birim fiyatının emsallere uygunluğunu tespit eden bir rapor hazırlanacaktır. Yoksa hani bu kadar kişi çalıştı veya çalışmadı, bu para ödendi veya bu para birim fiyat doğru mudur değil midir meselesi değil. Transfer fiyatlandırması raporu bu ödenen bedelin veyahut da kişi saat meselesinin emsallere uygunluğunu tespit eden bir rapor olacaktır. Ha, bu raporun formatı ne olacaktır derseniz, bu raporun formatı da ve içeriği de, bir dakikanızı rica ediyorum. Evet, transfer fiyatlandırması yolu örtülü kazanç dağıtımı hakkında bir rehber yayınlamıştır Maliye Bakanlığı 2010 yılında. O rehberin ekinde bu raporun formatı vardır. Oradan bulabilirsiniz. Sayın Pınar Özben'in bir sorusu var. Geçmiş yıl karlarının sermaye ilave edilmeden bekletilmesinin sonuçları nedir? Geçmiş yıl karını İsterseniz sermaye eklersiniz, isterseniz olağanüstü yedek akçeler içerisinde bekletebilirsiniz. Bu genel kurulun bir tasarrufudur. Yani orada çok uzun süre bekletmenin herhangi bir sakıncası ne vergi hukuku açısından ne de ticaret hukuku açısından yoktur. Ama ticaret hukuku açısından başka sakıncaları doğabilir. Örneğin geçmiş yıl karlarını hep oraya olağanüstü yedek akçeleri yığarsanız, uzunca bir süre kar dağıtmazsanız şirketteki pekala azlık pay sahibi beni kar payımdan mahrum etmek istiyorlar. Dolayısıyla etik ilkelere, ticaret hukuku etiğine aykırıdır diye o genel kurul kararlarının iptali davası açabilir. Ama uyumlu bir şirketse, iptal davası açılma ihtimali de yoksa hissedarlar tarafından, dolayısıyla çok uzun süre, yıllarca da bekletebilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası da yoktur. 6111 sayılı yasadan kaynaklanan zarar için yapması gereken en doğru işlem ne olmalıdır diye bir soru var. Bunu ben isterseniz size bahsedeyim. Hani idarenin bakış açısı burada bence daha önemli. Sayın Yaşar Aktepe'nin bir sorusu var. Birden fazla yıl süren alım satımlar ilişkili mi sayılacak? Hayır, birden fazla yıl sürmesi karşı tarafla benim ilişkili kişi olmamı gerektirmez. Yani ben bir sözleşme, mesela ilaç sektöründen yine örnek vereyim. Hep bugün oraya gittim ama ilaç sektöründen örneğin siz bir ilaç ve göre bir etken madde alımı üzerine anlaşma yaparsanız, hani 100 gram veyahut da bir senelik yapamazsınız. Çünkü o etken maddeyi de referans gösterip Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç üretimi için izin alıyorsunuz. Ve bu izin alıp bu iznin kullanma süresi boyunca 10 yıl olabilir, 20 yıl olabilir. Etken maddeyi değiştiremezsiniz. Hep aynı yerden aynı maddeyi almanız gerekiyor. Aksi takdirde değiştirirseniz 3-4 milyon dolar harcayıp yeniden bioeşdeğerlilik, bio yararlarının bir sürü rapor hazırlamanız gerekir. Bu nedenle tek veya 10 yıl boyunca bir yerden alım yapılacağına dair bir sözleşme yapılıp o sözleşmenin ifası zımnında uzunca bir süre oradan alım yapılması ilişkili kişi haline getirmez. Ama bu arada şeye dikkat etmek lazım. Genel tebliğdeki nüfuzu altında bulundurma kavramına dikkat etmek lazım. Onun koşulları oluşuyorsa eğer ilişkili kişi sayılabilir. Bir diğer soru daha var. Kimden geldiğini yazmamış buraya. Ortaklardan çek senet alarak pasifte sermaye arttırımı karşılığı hesabına kaydedilmesi yasal bir uygulama mıdır denilmiş. Hayır, ortaklardan, yani sermaye taahhüt borcu karşılığında çek veya senet alamazsınız.
Çünkü çek veya senedi aldığınız anda, ticaret hukuku açısından söylüyorum, sermaye taahhüt borcu ifa edilmiş demek değildir. Ne zaman ki o çek tahsil edilir, o senet tahsil edilir, ancak o tahsil tarihinde sermaye taahhüt borcu yerine getirilmiş sayılır. Aksi halde ticaret kanununun apel ve benzeri müesseselerini çalıştırmak gerekir. Veya en azından ben bugün sermaye taahhüt borcunu ifa etmem gerekiyorsa, oturup da 3 aylık çek veriyorsam şirkete, bu 3 ay için şirkete faiz ödemem gerekebilir. Hatta ticaret kanunu apel hükümlerine göre belki beni şirket pay sahibinden ıskat dahi edebilir. Bu nedenle çek veya senetle sermaye taahhüt borcunun karşılanması mümkün değil. Kaldı ki biraz daha yeni ticaret kanunu yasakları genişletti. Bir alacağın sermaye olarak konulması dahi mümkün değildir. Dolayısıyla hatta bu konuda hazine müsteşarlığıyla bir takım sıkıntılar yaşanıyor şu anda. Belki yeni ticaret kanunda bu yönde de bir değişiklik yapılacak. Alacak hakkı dahi sermaye olarak konulamıyor. Bunu dediğiniz anda benim elimdeki devlet tahvili veya hazine bonusu dahi bugün için iyi devlet tahvili olmasına rağmen sermaye olarak konulması mümkün değildir. Bu nedenle bu şekildeki bir uygulamayla sermaye taahhüt hesabının kapatılması mümkün değil. Ama hani ileride yapılacak sermaye arttırımı için belki bir sermaye avans hesabına belki böyle bir kayıt yapılabilir. Ona hiçbir diyeceğim yok. O farklı bir şey. Bir soru daha var ama tam okunmuyor. Ben bunu okumaya çalışayım. Ondan sonra yanıtlayayım. Başka da galiba bende soru kalmadı. Teşekkür ederim. Bir sorum evet. Kaldı sadece. Buyurun Erdoğan Bey. Teşekkür ediyorum. Belki hocam, Mumin hocamın anlattığı konularla ilgili bir soru var. Filiz Aslan Hanım sormuş. Öyle doğru okuyorum herhalde. Bizi birbirimize düşürmek için sordular galiba. Yok, sizin anlattıklarınızla. Hayır, belki size versem daha uygun olurdu ama sizin biraz nefes almanız için. Ben gene şey yapayım. Sermaye artırımında ortaklara borçlar hesabındaki tutar kullanılabilir mi diye soruyorlar. Kullanılırsa nasıl olacak? Nakit artırımı sayılacak. Şimdi Ticaret Bakanlığı galiba bu tür sermaye artırımlarına karşı çıkıyor. Nakit dediğinizde nakit yapacaksınız diye öyle bir şeyi var. Ortaklara borçlar hesabı mevcut uygulamada bu ortakların bu yönde alacağı olduğuna dair bir dokümantasyon, bir özel raporla sermaye arttırımında o borç tutarını kullanılması mümkündü ama yeni gelişmelerde Ticaret Bakanlığı buna da karşı çıkıyor gibi bir durum var. Nakitse nakit arttırılsın, bu borçların arttırılsın, borçlar ödensin gibi bir yola gidiyorlar gibi. Hani şirketin, ortakların bu nakit şeyi ödeyecek durumu yoksa nasıl olacak, o da ayrı bir konu. Hocam bilemiyorum, bu konuda sizin diyecek bir şeyiniz var mı? Bildiğim kadarıyla ticaretçilik yönetmeliği yayınlandıktan sonra kabul etmeye başladılar. Ama ortağın şirkete olan borcunun ticaret mahkemesi ve yeminli mali müşaviri alacağı işte. Yani tespit ettirilmesini talep ediyor şu anda ticaretçilik memurları. Hı hı. Bundan sonra sanki ona da bir karşı çıkacaklarmış gibi bir duyum aldık da. Olabilir. Yani ticaret bakanlığı şu andaki bakış açısı biraz ilginç. Üstadım, Twitter'dan sorulan bir soru var. Hüseyin Güner sormuş. 3 limited şirketten oluşan iş ortaklığı var. Yıllara sarı inşaat işi yapıyorlar. Yalnız bunlar kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmemiş. Hani buradan anlaşılan şu, iş ortaklığında kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek ihtiyari. Dolayısıyla bu 3 limited şirket bunu adi ortaklık olarak sürdürüyor. Şimdi buradan ortaktan biri ayrılınca özel ortaklar nezdinde, yani kalan ortaklar nezdinde bir işlem yapılmasına gerek yok diye düşünüyorum. Ama bu adi ortaklığın dağılması kendi başına ayrı bir konu zaten hukuki olarak. Aslında kalan iki kişiyle yeni bir ortaklık kuruluyor gibi bir durum var. O çerçevede ama kalan ortaklık bizim uygulamamıza devam ediyor. Yani bütün adi ortaklığı tasfiye ettik, sonra tekrar yeni bir ortaklık kurduk gibi bir uygulama yapmıyoruz. Sanki kar zararı nasıl hesaplayacağım gibi sormuş anladım. Yani o adi ortaktan ayrılma koşulları çerçevesinde ayrılan kişiye ne kalıyor, ne veriyorlar, nasıl yapıyorlar? Zaten orada kurumlar vergisi mükellefiyeti olmadığı için bütün kazanç aynı şekilde ortaklara mal ediliyor. Ama tabii bizde adi ortaklıkta KDV stopaj mükellefiyeti var. Orada diyelim indirilecek KDV var. Sabit kıymetler alınmış bir takım cihazlar var. Bunları elden çıkarma mı sayacağız? Tam bizim tartışıp da sonuca varamadığımız transfer fiyatlandırmasından daha derin bir konu belki hocam bu.
Bir soru daha var. Ortakların koyduğu paraya faiz ödemiyoruz. Ben hocamdan soru çaldım. Biraz ona yardım oldum size. Sorun olur mu diye sormuş bir arkadaşımız. Sermayenin 3 katını geçiyor. Şimdi biz de Bümün hocamız da şey yaptı. Yani vergi mevzuatı proaktif bir şekilde bir işlemi yapmanızı mutlaka dayatmıyor. Dolayısıyla ortaklar sizden faiz almıyorsa, bunlar da gerçek kişi ise, yani bu koydukları para onların ticari kazançlarıyla ilgili değilse bir problem olmaz diye düşünebiliriz. Ancak örtülü sermaye uygulamasında bütün borçlar dikkate alınıyor. Diyelim ki başka grup şirketlerinden veya örtülü sermaye uygulaması kapsamına giren başka borçlanmalarınız varsa doğal olarak onlar bu sefer şeye giriyor, kapsama giriyor. Dolayısıyla o borca faiz ödememek tek başına bütün sorunları çözmüyor. Başka sorunlara neden olabilir bu şekilde. Arge indirimleriyle ilgili bir soru var. Bağış, geçici vergi dönemlerinde indirilmesini açıklar mısınız diye. Bunlar hiç geçici vergi dönemlerinde indirmeyip yıl sonunda indirsek olur mu? Kural olarak geçici vergi dönemlerinde geçici vergi matrağının sanki yıl sonu imişçesine belirlenmesi gerekiyor ama bizim bugüne kadar uygulamamızda geçici vergi dönemleri itibariyle indirim konusu yapmadığınız bir şeyi kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapamazsınız gibi bir yaklaşımla karşılaşmadık. Dolayısıyla indirim koşullarını taşımak şartıyla yıllık beyannamede de indirim konusu yapılabilir. Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu? Yani bir de üstadım hatırlatıyor. Kurum geçici vergiyle ilgili %10'luk bir şey var, marj var, hata payı. Ama burada hani mükellefin indirim yapması gereken, yapabileceği bir tutar varken indirmediği için hani kurumlar vergisi beyannamesinde veya son geçici vergi beyannamesinde indirmesi anlamında bir problem yok. Örneğin bağış ve yardımlarda ilk geçici vergi döneminde diyelim ki yeterince karınız yok, %5'in altındasın. Yani %5'lik limit çok düşük. Sizin daha fazla bağışınız var ama yıl sonuna doğru o karınız arttı. %5'lik limit yaptığınız bağış ve yardımın tabii o gerekli şartları taşıması kaydıyla indirim konusu yapılabilecek bir düzeye ulaştı. Yapabilirsiniz tabii. Yani bir problem görmedim ben. 2012 yılında alınan binek otosunun 2013 Şubat ayında motoru yenileniyor. Motor bedeli ve KDV'si indirilebilir mi? Süheyla Yıldızbaş Hanım sormuş. Amortismana tabii mi? Biz tabii vergi usulü kanuna göre bir aracın motorunun yenilenmesi halinde o yeni amortisman, yani motor bedelinin amortismana tabi olması lazım ama KDV açısından bakarsak, şimdi diyelim ki 2012 yılında aldık bir aracı, bir şekilde motoru yandı, yerine yeni motor koyuyoruz. Bu yargının da yaklaşımı orada bir şey vardır, zayi vardır. Dolayısıyla bu KDV indirim konusu yapılamaz gibi bir şey var. Bir diğer tartışma konusu husus da binek aracındaki KDV'nin indirim konusu yapılamaması. Dolayısıyla hani motorsuz bir şey kaporta alıp sonra motor alıp bunların KDV'sini indirmek gibi bir şeye sistemimiz izin vermez diye düşünüyorum. Eğer bir yanma, bozulma olmuşsa da ondan zayiden dolayı indirim konusu yapılamaz diye düşünüyorum. Binek aracının yenilenen motoru. Şimdi şirketin geçmiş yıl zararı mevcutken kar çıkmış ve bu zarar, geçmiş yıl zararları mahsup edilmemişse bu zarar sonraki yıllardan mahsup edilir mi? Maalesef edilmiyor. Bizdeki sistemde o. Yani yıllık beyannamede indirim konusu yapabileceğiniz bir rakam varken ve indirmemişseniz sonra indiremiyorsunuz. Bu istisnalarla ilgili olarak böyle. Zararla ilgili olarak da öyle. Yani indirim konusu diyelim ki 5 yılı geçmemiş zararlarınız var. Geldiniz bu yılda 100 lira kar ettiniz. Hiçbir zararını indirmediniz. Normal kurumlar vergisi beyannamesi verdiniz. Sonraki yıla zarar taşıyabilir miyiz? Taşıyamayız diye düşünüyorum. Yurt dışı inşaat ve onarma işi ile ilgili olarak yurt dışında şube açılmış olması şart mıdır? Yurt dışında iştirak edilen bir şirketten elde edilen kazanca istisna var mıdır? Yurt dışında inşaat ve onarma işleri için prensip olarak yurt dışında faaliyet gösteriyor olmak lazım. Hani bazı ülkelerde şöyle bir şey var. Yani o ülkede gidip sizin şube olarak bir yere kayıt olmanız gerekmiyor. Öyle bir şeyiniz de yok.
bazen hani Bosna'da eskiden şey olmuş, öyle bir konuyla karşılaşmışım. Zaten ülke Arap, vergi dairesi diye bir şey yok. Buradan firmalar gidip inşaat yapıyor. Bosna'da herhangi bir kayıt şeyi yok. Yani onu firmalar şöyle çözmüştü. Yani burada sanki bir tür sanal oradaki şubeyi yaratmışlardı. Buradaki kendi sistemleri içerisinde. Yani bizim istisna uygulamamızda yurt dışındaki kayıt, belge, tescil ya da oradaki mükellefiyet kaydı ile ilgili bir şartımız yok. İşin orada yapılıyor olması lazım. Oraya ilişkin bir kayıt, belge düzeni olması lazım. Eğer o varsa oranın hukukuna göre şube veya başka bir şey açmak gibi bir zorunluluğa biz buradan referans göstermiyoruz. Yurt dışına iştirak edilen bir şirketin elde eden kazanca istisna var. Oradaki şirkette eğer %10'dan fazla hissemiz varsa ve oradaki kazanç %15 oranından fazla vergileniyorsa o kazancı Türkiye'de tekrar kurumlar vergisine tabi tutmuyoruz. Bir başka soru, gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanmak için bir tasdik raporu almamız şart mıdır? Hayır, öyle bir şart yok. Yani o geçmişte vardı, her türlü istisna için bir tasdik raporu yazılıyordu. Şimdi bildiğim kadarıyla ARGE indirimleriyle ilgili böyle bir tasdik raporu yazılması lazım eğer tam tasdik yapılmıyorsa. Devam edeyim mi üstadım yoksa paylaşalım mı? Şöyle bir soru, Saadettin Biçer sormuş galiba. 5 yıldır aktifte kayıtlı olan meskeni ortağına olan borcuna karşılık satıp %75'lik istinadan faydalanır mı? Ayrıca KDV istinadında faydalanır mı? Şimdi burada tabii şöyle, ortağı olan borç var, firmanın kayıtında mesken var. Hani bilmiyorum bunun arkasında nasıl bir şey var. Ortağı olan borca karşılık bu para veriliyor. Yani normalde bizim kanunumuzda, düzenlemelerimizde ortağa satarsan olmaz gibi bir şey yok. Mesken olursa bu gayrimenkul istinadan yararlanamaz gibi bir şart yok. Ama bu sorunun şeyinde sanki arkada başka şeyler var, bilemedim. Yani o anlamda çok net değil de çok güvenli bakamadım buradaki duruma. Gizemli bir şeyler var diye Alper Üstad'ım yardımcı oluyor. Yani kanunda veya düzenlemelerde kural olarak mesken olmaz diye bir şey yok. Ortak olursa karşıdaki firma ya da ilişkili kişi olursa bu istinadan faydalanmaz diye bir şey yok. Yani grup içi bir takım hisse alışverişleriyle ilgili şeyler, eleştiriler var ama bu başka bir şey. Yani gayrimenkulünüzü zengin ortaklarınızdan birine satıp aldığınız parayla başka borcunuzu ödüyorsunuz veya ona olan borcunuzu ödüyorsunuz. Olabilir gibi geliyor ama buradaki anlatımlardan case'in arkasında bazı gizemler var. Onlara dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. TÜBİTAK'tan proje karşılığı aldığımız parayı nasıl değerlendireceğiz diye soruyor. Tebliğden hatırladığım kadarıyla iki tür var. Bir şartlı bir takım kredi destekleri var. Onlar bilançoda borç diye değerlendirecek. Onun dışında bir takım hibeler varsa onlar gelir olarak dikkate alınacak diye. Kurumlar vergisi tebliğinde ARGE ile ilgili bir açıklama var. Bu çerçevede hani bir destek almışsak TÜBİTAK'tan yaptığımız harcamalara karşılık olarak onu gelir olarak dikkate almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Enflasyon düzeltmesi olumlu farklarını ne şekilde bilançodan çıkaracağız? Aynı şekilde zararı da, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan zararı da ne şekilde bilançodan çıkaracağız? Aslında vergi usulü kanununda enflasyon düzeltmesiyle ilgili hükümlerde var. Bu olumlu farklarla zararlar, yani enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan toplu zararlar birbirinden mahsup edilebilir. Kalan fark da sermaye ekleni, böyle bir bilançodan çıkarma yöntemi tanımlamış ama bizim uygulamada gördüğümüz bir 2003 yılında enflasyon düzeltmesi yapılmıştı. Bir seferlik, sonra bir de 2004 yılında yapıldı. Bu ikisini birbirine karıştırmaktan inceleme elemanları şey yaptı, eleştiri konusu yaptı. İkisi birbirinden farklıdır. 2004'te yapılanı çıkaramazsınız diye. Bu konuda uygulamada yaratılan problemli bir durum var. Aslında bizim anlayışımıza göre, kanundaki düzenlemelere göre enflasyon düzeltmesi olumlu farkları ile yine enflasyondan kaynaklanan zararı, bilmiyorum hatırlıyor musunuz, o ilk dönemde aktif tutarları değerledik, pasif tutarları değerledik, farkı bir genel zarar yazdık. Bir de şey, öz sermaye kalemlerini değerleyerek enflasyonu, onları da olumlu düzeltme farkları diye yazdık.
Bu çerçevede bizce mahsup imkanı vardı ama öyle bir tartışma konusu yarattılar 2003 değerlemesiyle 2004 değerlemesinin birbirine karışmaması gibi. Yani 2004 değerlemesinden enflasyon zararını arttırdınız, 2003'teki olumlu farklara mahsup etmeyin gibi. Katılmadığım bir eleştiriye muhatap oldu bazı firmalar. O anlamda ona dikkat edip olumlu farklarla olumsuz farkları birbirinden mahsup edip kalanı sermaye ekleyip öyle beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi yine Ar-Ge ile ilgili bir şey var. TÜBİTAK ve KOSGEB desteği almaktayız diyor. Geçici vergi dönemlerinde alınan desteklerim yoksa projeyle yapılan masrafların tamamını indirim konusu yapabilir. Şimdi bizdeki Ar-Ge indirimi %100. Demin dediğim gibi başka bir yerden bir destek almışsa onda gelir yazmak durumunda. Geçici vergi dönemi itibariyle indirim konusu yapmak mümkün. Öyle bir sınırlama yok. Yani gereken şartları taşımışız, belge düzenimiz tamam. Geçici vergi dönemlerinde daha az indireceğiz diye bir şey yok, kural yok. Bir başka soru var ama bu soruda hani bir bilgi eksikliği var galiba. Naime Hanım sormuş. Bağlı ortakta 450 bin lira var, Şerefiye'de 1 milyon 50 bin lira var. 5 yıl geçtikten sonra satıldı, satış tutarı 2 milyon TL. Sanıyorum bu devir birleşmelerden bilançoda hissenin altında oluşan Şerefiye gibi bir şeyden bahsediyoruz. UFRS uygulamaları çerçevesinde. Bağlı ortaktan hiç amortisman ayrılmadı. Fon hesabına alınacak tutar nedir? Yani ikisi bilançoda maliyet olarak görünüyorsa toplam kar 550 bin lira oluyor ama bu soruya bu şekilde cevap vermekte biraz tereddüt ediyorum. Olmazsa arkadaşlar hani konuşabilirsek soru nedir diye daha sonra. Teşekkür ediyorum. Bitti Üstad Bey'in soru. Şimdi bendeki sorulardan da Aliye Tolan Hanım'ın sorusu. 2011 yılında geçici vergi ödemelerimizin 3 dönemini ödedik. 4. dönemi de KDV iade alacağımızdan mahsup ettik. Fakat KDV iademiz henüz sonuçlanmamıştı. KDV iadesi işlemleri kurumlar vergisi beyannamemizi verene kadar sonuçlanmadı. Kurumlar vergisinde geçici verginin tamamını mahsup ettik. Daha sonra KDV iadesinin bir kısmı iptal edildi. İlgili vergi dairesine kurumlar vergisi beyannamemizi eksik ödenen kadar düzeltilmesini talep ettik ama kabul görmedi. Bununla ilgili vergi ve bir kat ceza tarafımıza tebliğ edildi. Burada şöyle bir durum var. Eğer geçici vergi ödemelerini bir şekilde KDV alacağınız KDV iadelerinden o şekilde mahsup ettiğiniz zaman bununla işlemler direkt yani geçici verginin iadesi anlamında da direkt katma değer vergisinin KDV iadesinin prosedürü neye gerektiriyorsa ona göre sonuçlandırılması gerekiyor. Burada yani KDV iade talebinizin geç sonuçlanması nedeniyle bir vergi ve ceza sonuçta maruz kalmışsınız. Bu da yani buradaki vergi ve ceza şeye uygun ama tabii bir mağduriyeti var burada ilgili mükellefin. Yani onun için KDV iade alacağının bu şekilde geçici vergi mahsup edilmesi durumunda daha bu sonuçta KDV iadesinin hepsinin iadesi sonuçlanacak mı sonuçlanmayacak mı onların iyi analiz edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü direkt şeye bağlı o KDV iade alacağını ne kadar şey yapacaksınız o kısmı eğer tam olmamışsa ve siz mahsup etmişseniz cezalı vergi ve tahriyata maruz kalabilirsiniz. Diğer bir soru Sevgi Budakoğlu Hanım'ın sorusu. Bir AŞ iştiraki olan bir limited şirketi devir yoluyla bünyesine katacaktır. AŞ şirketteki iştiraki değer 500 bin TL. Limited şirketin sermayesi 5000 TL. Bu durumda devir işlemi yapıldığında iştiraklardaki 500 bin rakamı ne olacaktır? Normalde devir işleminde bir şirket diğer bir şirkete kurumlar vergisi kapsamında devir olduğunda belli şartları var. Aktif ve pasifiyle tümüyle kayıtlı değer üzerinden devir olması gerekir. Yalnız bu şekilde bir şirket başka bir şirketin iştiraki olması durumunda bu anlamda bir devir söz konusu olduğunda normalde aktif ve pasifin kül halinde kayıtlı değerle devredilmesi mümkün olmuyor. Çünkü öbür şirketin belli bir hissesine de sahip olduğu için mecburen orada bir mahsuplaşma yapılması gerekiyor.
Burada bu devir ve birleşmenin tek istisnasıdır belki benim şu an aklıma gelen. Yani aktifiyle, pasifiyle, kül halinde, kayıtlı değer üzerinden devrin tek istisnasıdır. Burada ilgili iştirak hissesi de dikkate alınarak sermayesi de değişecektir. Devir olan şeyler de değişecektir. O hesaplamanın yapılarak sermayenin ona göre belirlenmesi gerekir. O anlamda o işlemler yapılarak devir yapılabilir. Yine Sevgi Hanım'ın diğer bir sorusu, kurumlar vergisi matrağın hesaplamasında sponsor giderleriyle ilgili olarak herhangi bir birliğe yayınladıkları bir takvim şey gibi belli adının geçmesi, şirketin adının geçmesini yapılan ödemeler kapsar mı diyor. Burada tevhilde düzenlenmiştir bu. Yani bir sizin isminizin bir yerde bu şeyler için bir forma olabilir, bir şey olabilir. Adınızı göstermek için yaptığınız giderler reklam giderleridir. Sponsorluk giderleri kapsamında değildir. Diğer bir soru Pınar Özbey Hanım'ın 6111 sayılı yasadan kaynaklanan zarar için yapılması gereken en doğru işlem ne olmalıdır? Burada yani matrak artırımından yararlanılmış ama belli dönemlerde zarar olduğu için buradaki zararların %50'si dikkate alınabiliyordu. %50'si kanun kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabiliyor. Bilmiyorum onu mu sormak istedi. Böyle bir durum olduğunda zararın hepsi indirim konusu yapılacak. %50'si kanun kabul edilmeyen gider olduğu için %50'sini de atıyorum 100 lira zarar olduğu zaman 100 lira zararı indireceksiniz. Kanun kabul edilmeyen gider de 50 olarak dikkate aldığınızda 50'sini dikkate almış olursunuz. Diğer bir soru, yine 6111 sayılı kanuna göre vesikasız emtia beyanından dolayı 525 hesapta oluşturduğumuz karşılığın ortaklara dağıtılması durumunda stopaj yapılacak mı diyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu kanunda bu tür 525 nolu hesabı aldığınız tutarlar sermayenin bir unsuru sayılıyor. Sermayenin bir unsuru sayıldığı için bunu ortaklara dağıtmanızda stopaja tabi olmaması gerekmektedir diye düşünüyorum. Bu kadar. Hocam bir soru kaldı. Buyurun. Efendim? Gelir vergisi açısından stokların gelir vergisi beyanına dahil edilip edilmeyeceği. Yani kar payı olarak mı düşünüyorsunuz? Çünkü stopaj yapılmayacak. Tabii stopaj yapılmayacak zaten. Yani sermayenin bir unsuru kabul edildiği için o 525'e attığınız şey. Yok. Yani sermayenin bir unsuru olduğu için. Evet. Bir sorumuz daha kaldı. Evet, son bir soru kalmıştı bende. İlişkili şirkete verilen hizmetle ilgili olup henüz kesinleşmediği için gelir tahakkukları alınıp sonraki sene kesinleşeceğinden şirkete fatura edilip kazanca dahil edilecek bir hizmet ilişkisine transfer fiyat analizi raporuna ilişki şirket satışı olarak beyan edilip edilmeyecek mi diyor. Bir kere burada ilişkili şirkete verilen hizmetle ilgili denildiğine göre katma devres kanunu 10. maddesi zaten hizmetin yapılması ile KDV'nin doğacağını ve fatura kesinin kesilmesi gerektiğini söylüyor. Burada ama bedelde bir ihtilaflı olan kısım olabilir. Ha, o zaman bu gibi durumda da ihtilafsız olan tutarı itibariyle faturasının kesilip ilişkili kişi olması dolayısıyla transfer fiyat analizi raporuna dahil edilmesi, daha sonra ihtilaflı olan kısımda uzlaşma sağlanınca ilave faturasının kesilmesi gerekir. Bu soruda mesela bir şeyde de çok rastlıyoruz. Kira bedelinin arttırılması davası açılan hallerde orada Maliye Bakanlığı ve Danıştay'ın görüşü şu: siz kira bedelinin arttırılması dolayısıyla karşı tarafa ihtilaflı hale geldiyseniz kiracınızla hiç fatura kesmeyecek değilsiniz. Arttırılmasını talep ettiğiniz kısım hariç mevcut kira kadarki olan kısmın faturası yine her ay kesilecektir. Buna karşılık arttırım talebi mahkemece kabul edildiği takdirde onun faturası ayrıca kesilecektir. Çünkü o gördüğüm birkaç olayda, yani Maliye Bakanlığı ve Danıştay'ın bu şekilde düşündüğü birkaç olayda bizim kiracı ile ihtilafımız var. Dolayısıyla biz kira bedelini
mahkeme kararından sonra alacağız, hiç fatura kesilmemiş olmaz. Yani hizmetin ifa edildiği, hizmet ifa edildiyse faturasının da kesilmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlarım, ilginize, alakanıza çok teşekkür ederiz. Bir kurumlar vergi seminerini daha tamamlamış bulunuyoruz. Son olarak söylemek istiyorum. Bir saat bulduk. Odamızda mahfuzdur. Eğer eşiniz, dostunuz söylerse unuttum diye lütfen odadan alsın. İyi akşamlar diliyorum. Değerli katılımcılarına